Nijerya'da devlet başkanlığı seçimlerinin sonuçlarının açıklanmasıyla birçok kentte çatışmalar çıktığı ve birçok ölü olduğu bildirildi. Kaduna eyaletinde gençlerin evleri, camileri ve kiliseleri ateşe verdiği bildirilirken eyalette sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Nijerya Kızılaçı ölü sayısı hakkında kesin bir sayı vermese de 300 civarında olduğu kaydedildi. 15 kişinin de şiddet olaylarından kaçmak zorunda kaldığı belirtildi. Eski askeri diktatör Muhammed Buhari'nin taraftarları seçimlerde hile yapıldığını iddia ederken sonuçları kabul etmiyor. Seçim komisyonunun resmi sonuçlarına göre devlet başkanı Goodluck Jonathan'ın 22 milyon oy aldığı açıklandı. Komisyon aynı zamanda Jonathan'ın ilk turda galip ilan edilmesi için gerekli olan 36 eyaletin 3'te 2'si olan en az 24'ünde oy çokluğunu sağladığını bildirdi. Muhalefet sonuçlara resmen itiraz ederken uluslararası gözlemciler seçimlerin adil bir şekilde yapıldığını açıkladı.